Evet efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Beklenti raporu programıyla tekrardan karşınızdayız. Murat Tufan'la birlikte kaldığımız yerden konularımıza devam ediyor olacağız. Değerli analizlerinizi sizden alacağız. Şimdi şöyle Murat Bey az önce tabii ki kakao tarafına değindik. Fakat altın tarafına değinemedik. Şu an hani konumuzun başlangıcı olarak tekrardan altın tarafına değinelim. Çünkü oldukça gündemde yine merak edilen konular arasında 2200 dolarları aşan zirve kırışı denemesi yapan yaşayan ama oradan geri çekilmeler geldi gerçekleştiren bir altın tarafı var. Sanki biraz da cuma gün gelecek olan veri akışını bekliyor diyelim PC Aynen. rakamlarını. Orada da bu noktada yine hemen belirtelim. Aylık olarak beklenen rakam %0.4 iken önceki rakamın %0.3 olduğunu söyleyelim. Yıllık olarak yıllık olarak da ABD PC tarafında önceki rakamın %2.4 iken beklenti olarak da değişmeden sabit kalacağını hemen belirtelim efendim. Şimdi şöyle sizce yatırımcılar tarafından alım fırsatı hala daha mevcut mu? Yatırımcılar bu noktada yine e, alma fırsatına şansına sahip mi altın tarafında? TL olarak soruyorsun değil mi? Evet, TL, TL olarak soruyorsun. Ya ben açsam hem TL olarak hem de dolar olarak hı hı. E, böyle bir fırsatları olduğunu düşünüyorum. Çünkü dolar bazında altın fiyatlarına baktığımız zaman aslında altının çıkarılma maliyetinin hı hı. 150 dolar yaklaşık 200 dolar kadar e, sevgili Büşra altında olduğunu belirtebiliriz. Evet. Bu e, tabii ki altının biliyorsun normalde işte çıkarılması rezervi hı hı. limit dahilinde tıpkı bitcoin gibi artı hı hı. sınırlı bir üründen bahsediyoruz ancak Önümüzdeki dönem hikayeyi doğru kurgularsak altın ya da gümüş ya da diğer emtialarla ilgili bir miktar daha genel bir doğru yatırım stratejisi yapmakta fayda var. Evet. Çünkü günlük evet alsat yapılabilen bir ürün ancak orta ve uzun vadeli biz portföylerimizde on altın tutup tutmayacağımızı gram altın tutup tutmayacağımızı karar vermek için bir biraz daha uzun vadeli bir bakış ve temel hikayesi oluşturmamız gerekir. Şimdi burada en büyük hikayenin Parçası az önce de işte kakao fiyatlarında da konuştuğumuz gibi evet. global enflasyon riskinden ve likidite noktasında bir aslında sıkışıklığından bahsediyoruz. Bugün paylaştık FED yaklaşık 125 milyar dolar zarar yazdı evet. FED bilançosunda. Bu işte orta ölçekli bankaların batmasından sonra biliyorsun çok ciddi bir aslında sermaye tamponu sağlayabilmek için FED'in hem nicelik hem de niteliksel genişlemesinden kaynaklı bir operasyonel zararı. Evet. Bir taraftan... Enflasyon yönetilmeye çalışılıyor ancak işte Rusya'da son biliyorsun yapılan terör saldırısı, aynı zamanda savaş, aynı zamanda Ortadoğu'daki gelişmeler gerek petrol fiyatları noktasında, gerekse gıda fiyatları noktasında ve birçok noktada aslında ham maddeye erişim noktasında enflasyon meselesinin hala yatırımcıların en önemli gündemi olduğunu da gösteriyor. Şimdi böyle bir ortamda enflasyonun olduğu bir ortamda ve ülke para birimlerine güvensiz olunan bir ortamda Soruyorum sana sen ne yatırım yaparsın? Tabii ki yani. Değil mi? Evet. Altın Ama yani. Altın külçe külçe altınlarız. Ki bizim Türkiye'den ons altından çok gram altına yatırım yapılan da bir ee halk olarak niteleniyoruz. Aynen. Yani gram altına yatırım yapıyoruz. Şimdi böyle bir ortamda dolayısıyla ons altının bir miktar daha ben enflasyonda global enflasyonda global yatırımcıları koruyabilecek önemli bir enstrüman olduğunu ve özellikle yılın ikinci yarısından sonra o altın fiyatlarında ve gümüş fiyatlarında ki evet. gümüşe birazdan pencerede açarız. Hı -hı. Orada çok daha büyük bir kırılma bekliyorum evet. ama yıllardır gerçi bekliyoruz. Yani izleyeceğimiz edecek. Yani biz kaç senedir işte gümüşün 40 doların üzerine gitmesini bekliyoruz ama fincan kul formasyonu da orada tamamlanmak üzere. Orada da çok ciddi bir kırılma bekliyoruz. Bu merkez bankalarına benim Şahsi olarak güvenmememden kaynaklı hı hı. bir projeksiyon. Diğer taraftan bizim iş tarafta yatırımcı için tabii ki gram altın olsun, çeyrek altın olsun, cumhuriyeti altın olsun, altın Türk vatandaşı için en önemli yatırım aracı. Şimdi evet. Merkez Bankası'nın son hamlesinden sonra gördük ki Merkez Bankası Türk Lirası varlıklarını cazip ve cezbedici olma noktasında hı hı. bir adım attı. Şimdi bu önemli bir adım ancak tekrarlıyorum Merkez Bankası rezervlerindeki Dramatik düşüşü engellemek adına bir faizi artırdıysa burada altına ya da dolara olan talepte çok majör bir düşüş beklemiyorum. Yani Merkez Bankası bu faizi artırarak hı hı. dolar talebinin önüne geçebilir mi? Oralarda biraz soru işaretim evet. var. Bir taraftan da KKM gibi bir sistem biliyorsun vardı. Ve KKM'den de Merkez Bankası buradaki dolar faizini ödeyebilmek için bir parasal genişleme hı hı. yaptığı noktasında M4 para arzıyla ilgili biliyorsunuz Steve Hanker'in de çok ciddi bir analizi var. Türkiye bir parasal genişleme enflasyonu yaşıyor ve dolayısıyla bu enflasyondan dolayı bir miktarda devalüasyona yönelik bazı hı hı. beklentiler de var seçim sonrası. Dolayısıyla gram altın yine önemli bir yatırım aracı olacaktır. Dolar tarafındaki Genel görüntü şu anda çok majör bir düşüş olmayacak. Hala enflasyondan dolayı Türkler, biz vatandaşlar birazcık hı. daha risk görüyoruz, çekimseriz Merkez Bankası'na dair. Dolayısıyla böyle bir ortamda sen yine bir miktar ne yapacaksın? Portföyünde ister istemez dolar ve altın bulunacaksın. Ben dolayısıyla gram altın fiyatlarının 2400 ile 2500 TL arasında hı hı. yıl içerisinde bir zirve yapabileceğini düşünüyorum büyük bir noktaya geldik yani yolu büyük bir şekilde hı hı. ağırladık değil mi ne kadar şu anda fiyatlar 2200 lira evet. herhalde üzerinde yani hı hı. burada yine bir 100 200 lira kadar bir e, aralık olacağını düşünüyorum ama ben portföy yapmak istersem yani hani diyelim ki tasarrufum var ilk defa Nasıl portföy bir yapacağım evet, yani evet Bu da herkes bankasının bu adımını attıktan sonra açısı dolar ve euro iştahımı biraz azaltacağım çünkü hı hı. belli ki rezervi az, e, düş, e, azaltımını önüne geçmek için yapsın ya da işte enflasyonu yönetmek için yani her ne sebepten olursa olsun Merkez Bankası'nın bu faiz artışı güçlü bir adım. Belli ki önümüzdeki dönemde de seçim öncesi yaptığı için bu adımı evet. gerek görmesi durumunda belli ki faizi yine arttırabilir. Biliyorsun bir de haftalık olarak zaten Tabii repo ki. faizini artı eksi üst işledi. Dolayısıyla ben buralarda artık döviz pozisyonlarımı Büşra'cığım biraz azaltırım. TL mevduatlarına yönelirim. Biz bugün haberinde paylaşık paylaştık Nurhan Çağ'la birlikte. Hı hı. Bankaların uygulamış olduğu mevduat faizi şu anda %55 yıllık, %55 hı hı. veriyor. Bu şunu gösteriyor, yani cezbedici noktaya yakın, %50 Merkez Bankası politika faizi üzerinde biraz yakın. Yavaş yavaş artık Türk vatandaşları mevduata doğru kayabilir. Hı hı. Sana soruyorum ben, yani borsada mevduat daha öncesinde biliyorsun eksi getiriyordu. Yani evet. Merkez Bankası faizden dolayı. %55'e çıkan bir Faiz oranında Ayşe teyze sence borsadan çıkıp tekrar mevduata dönmez mi? Tabii ki. Döner değil mi? Yani bu Tabii O yüzden ki. birazcık oradaki iştahı da hem e, azaltacak Hı -hı. hem de o yüzden bir miktar TL mevduatlarına geçişkenliği artacak. Ama yine e, söylüyorum enflasyon oranımız eğer Türkiye'nin açıklamış olduğu oran gerçeği birebir yansıtıyorsa, yansıtmıyorsa yani Tabii makyajlanan ki. bir enflasyon varsa işte orada başka bir fiyatlamaya doğru gideriz. Peki. Şimdi buradan gümüş tarafına pencere açalım dediniz az önce. Açalım. Gümüş tarafını açacağız. Ama şöyle az önce şimdi izleyicilerimizle paylaştık. Altın tarafı cuma günkü PC verisini bekliyor dedik. Burada bir açıklama yapalım. PC verisi beklentisinin altında eğer açıklanırsa değerli metallerde olumlu bir fiyatlama olacağına ilişkin bu verinin aslında altına çizdim. Şimdi böyle değmişken de kısaca bu haftanın geri kalanındaki verilerimizi açıklayalım. Çünkü geçtiğimiz hafta oldukça yoğun bir haftaydı. Bu haftanın daha sakin olduğunu söyledik. Bugün de çarşamba günündeyiz. 13.30'da İngiltere tarafından toplantı sunaklarını karşılayacağız İngiltere Merkez Bankası tarafından. Yarın yine Perşembe 14'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na ilişkin PPK özetini yine takip ederken ABD tarafından 15.30'da gayri safi yurt içi hasıla verilerini ve yine işsizlik maaşı başvurularını takip ediyor olacağız ki her hafta zaten karşıladığımız bir veri. Bir haftanın son işlem günü olan Cuma'da ABD, Almanya ve İngiltere tarafında İngiltere, piyasaların tatil olduğunu söyleyelim. Paskalya bayramı nedeniyle tabii ki az önce de değindiğimiz gibi ABD tarafından PC rakamları da aslında haftanın en önemli gündem e, akışı maddesi olarak karşımıza çıkıyor. Peki gümüş tarafına geçtiğimizde altında Korelilerden yani bir MT olarak karşımıza çıktığını söylemek, nitelemek de mümkün ki şu anda darbantlar arasında şekilleniyor. Siz az önce kulp formasyonuna e, değindiniz. Sizce gümüş tarafı nasıl şekillenecektir önemli, bu öz, önümüzdeki dönem içerisinde? Açıkçası birazcık e, Üçlü, yani hı hı. bugün bir veri açıkladı. Dünya ticaret hacmi 0.4 artmış. Birazcık sanayi sektörü hı hı. ve işte imalat sektörünün çok da katkı sağlayamadan hizmet sektörü aracılığıyla dünya ticaretinin artmaya başladı arttığını yani pandemiden evet. toparlandığına şahit olduk. Ki bizde de biliyorsunuz son işsizlik rakamları %9.4 geldi ama işsizliğin genel kompozisyona baktığımız zaman hizmet sektörü ağırlıklı bir işsizliğin tek haneye gelmesi beni çok mutlu etmiyor. Sanayinin ve evet. imalat sektöründe artması lazım. Bunu neden anlatıyorum? Gümüş özellikle sanayide kullanılan sadece takı olarak hı hı. hanımların, beylerin kullandığı bir ürün değil. Aynı zamanda sanayide özellikle kullanılan çok yoğun kullanılan ürünlerden bir tanesi evet. ara girdilerde ve ana girdilerden bir tanesi. Şimdi burada çok büyük bir toparlanma Hı. görmediğimiz sürece, gümüşteki fiyatlamalar daha çok jeopolitik risklerden korunma özelliğiyle talep edilen bir evet. nokta oluyor. Şimdi genel gördüğümüz gümüş fiyatlarında. Evet yıllardır aslında bakıldığı zaman özellikle son 5 yıla bakıldığında 25 dolarları aşacak mı aşmayacak mı diye bir beklenti var. Evet. Ve burada özellikle kulp formasyonumuz 20 ile 25 dolar arasında yani fincanı tamamladık, kulpu da bitti. Evet. <laughs> burada artık fincan kulpun üzerine böyle bir hani katlamasını Hı -hı. bekleriz. Ben açıkçası yani uzun vadede gümüş fiyatlarının e, altın gümüş arasında şu anda pozisyonlar ve fonlar daha çok altın lehine gözüküyor. Ancak hı hı. önümüzdeki dönemde altının 2400-2500 dolara aylarda ya da yıllarda gelmesinden sonra artık bir doyum noktası olacağı için orada bir pay trade tercihinde hı hı. bir değişiklik olacağını ve yatırımcının hani adeta hani vites değişeceğini altın artık portföyden azaltıp yerine gümüş koyabileceğini düşünüyorum. Bir taraftan da gümüşteki bu yukarı yönlü beklentin öteleyen, engelleyen bir başka parametre de Bitcoin'in gitmesi oldu. Yani ort tarafta da çok Tabii. ciddi bir fon kayışı da oldu. Çünkü bakıldığı zaman yepyeni bir ürün ve aynı zamanda kendini de katıtladı. Kurumsal olarak da biliyorsun. Hani 10 yılı geçti artık. Tabii ki hani uzun içerisinde. yasaklanacak mı, yasaklanmayacak mı? Öyle Bunlar durum, çok evet. klişe evet. Ve biliyorsun artık hani tartışmalar. Dolayısıyla Böyle bir ortamda da insanların bir miktarda tabii altın ve gümüşten ziyade jeopolitik riskler, ülkelerin para politikası ve kendi yerel paralarının artık çöp olması, ülk devletleri olan güvensizlik gibi noktalarda devletler üstü olan bir yatırım aracı olan ve Adeta altına çok benzeyen, biliyorsun onu da arzı kısıtlı 2140'da Bitcoin artık evet. çıkarılamayacak. Buraya bir kayış oluyor. Böyle olunca da fonlar tercihlerini hani altın ve gümüşe de evet yatırıyorlar ama Bitcoin daha da ağırlıklı oluyor. Bu sabah yine paylaştık. Şu anda 140 tane ülkenin gayri safi yurt içi daha büyük bir Bitcoin piyasa değerinden bahsediyoruz. Yani 1,5 trilyon dolara kadar geldi. Bu da önümüzdeki dönemde Bitcoin'in altının piyasa değerini ve diğer şirketin de örnek hı hı. veriyorum işte Amazon, Google gibi şirketlere de yaklaşırsa bu tarafta gümüşteki hani 40 dolar beklentimi birazcık daha geriye atmama hı hı. sebep olacak. Çünkü önce bir bitcoin gitsin hani <laughs> orası bir doysun sonrasında gümüşek talep olacak. Ama özetle hem TL olarak hem de dolar olarak gümüşle ilgili beklentilerim oldukça pozitif. 20 dolar altın çok fazla beklemiyorum. 25 dolar üzerinde hı hı. yıl içerisindeki jeopolitik riskler ve enflasyon kaygıları tabii ki gümüş fiyatlarını 40 dolara getirecektir. Bu ortamda Bitcoin'e ilgili beklentim ne diye soracak olursan. Evet Bitcoin'le merak ediyorum aynen. açıkçası. Yani hı hı. zirveyi gören zirvelerden siz te Cenk e, hocayla çok böyle teknikte konuşuyorsunuz. Evet. Biliyorsunuz ilk zirvemiz 69 bin dolarlardı. Şimdi oraya geçip üzerine haftalık iki haftalık kapanış yaparsa Büşra sana soruyorum. Bu kapanışı bir sonraki zirvemiz ne olacak? 69 bin dolar kadar daha gitmesi olacak. Benim evet. en iyi ser beklentim Bitcoin'de 100 bin dolar ...en bakıldığı zamanda ekstrem beklentim de... ...piyasa bunu eğer 70 bin dolar üzerine götürmeye niyetliyse... ...ve ikinci zirveye götürmek istiyorsa... 120 binlerde, 140 binler dolarlarda bırakır diyorum. Ha zamanlama ne zaman olur bilmiyorum. Onu da biliyorsun. Zaten öyle bir şey bilsene ki işimiz falcılık olur. <laughs> <laughs> Ama yıl içerisinde ben 100 bin dolar üzerini bekliyorum açıkçası. 3 aylık rakamları bekliyorsunuz. Şimdi evet 70 bin dolarları açtık. Şu anda da 70 bin 284 seviyesindeyiz. Aynen. Ki hafta başlangıcında ilk başta 67 bin 500 dolar çok hızlı bir yükseliş yaptı. Sonrasında gün içinde hafif bir düzeltme yaşayarak 70 binleri üstüne da çok normal ya. Senin geçti. 69 bin doların varsa ne yapacaksın? Eğer biraz panik yatırımcıysan ya ben bir 60 9000 dolardan kercebe yakışır al evet. bir çorba parası çıksın <laughs> sonrasında evet yani o birazcık bitcoin'in ruhunu bilmeyen yani evet. bitcoin'in şu anda çünkü bitcoin'in şu anda ne besliyor biliyor musun Büşra bitcoin nedir diye izleyeceğimi soracak olursa bitcoin piyasalarda dolaşan Amerikan dolarının e, çok olmasından beslenen bir aslında enstrüman yani evet. piyasada ne kadar çok para varsa ülke parası varsa bitcoin o kadar değerli oluyor. Çünkü anlamsız bir trilyonlarca dolarlık para var. Tabii. Ee, bakıldığı zaman FED parasal genişlemeyi biliyorsun 1,5 trilyon doları 60 milyar dolar kadar azaltmaya başlamıştı. Hı hı. Ama son gelen FED toplantısındaki raporda ne gördün orada? Bilanço küçültme hızını düşüreceğiz. Yani 60 milyar dolardan daha az parayı biz bilançodan çekmeye başlayacağız. Bu da ne, ne demek öyle? Hala piyasada trilyonlarca dolar nereye evleneceğini bilmediğimiz bir Amerikan doları olacak. Bu da Bitcoin'i değerli kılıyor. Yani bu kadar çok para varken Amerikan doları, Japon yeni, Türk lirası ki Merkez Bankası'na kadar parasal genişleme yaptığını Tabii bilmiyoruz. Evet. KKM'yi engellemek için. E şimdi sana soruyorum. E bu Nisan'da biliyorsun halving olacak. Her dört yılda bir ödül yarılama yapılıyor ve 2140'da da artık sona eriyor Bitcoin. Hı -hı. Yani çıkarılması sona eriyor. Bitcoin'e mi yatırım yaparsın? Amerikan dolarına mı? Bitcoin'e yaparım ben. E tabii. Kendim şahsiyatına. Evet. Evet. Yatırım tavsiyesi değildir ama. Bir değildir bizim. yatırım tavsiyesi değildir. evet. <laughs> Genel Peki e, altcoin'ler tarafında sizce bu bitcoin'deki beklentinizle beraber yükseliş e, devam ettiği sürece altcoin'lerle de destek bulup yükselişe devam eder mi? Ben altcoinlere yatırım önermiyorum. Altcoinlerin %99.9'u belki de %100'ü çöp olacak onu da söyleyelim. Çünkü benim için Bitcoin neden değerli? Bitcoin'in arkasında kimsenin olmaması, Bitcoin'in arzının kısıtlı olması, Bitcoin'in arzını arttırılamayacak olması, Bitcoin'in arkasında kimse olmadığı için spekülasyondan uzak kaçıp kendi, kendi, yönetmen, kendi kendini evet. yönetmesi. Bu benim için. Çünkü ben merkez bankalarına güvenmediğim için zaten Bitcoin'e gidiyorum. Yani bir de arkasında örnek veriyorum, Büşra Murat olursa ya da bir hazineye evet. ya da bir şey olur. Şimdi altcoin'lere baktığımız zaman Büşra yani kaç bin tane altcoin olduğunu bilmiyorum. Sen mutlaka bakıyorsundur yani CoinMarketCap'de yani binlerce altcoin var. Şimdi böyle bir ortamda hepsi sana o projeleri bir gerçeklik vaat ediyor mu? Hepsinin o white paperına yani o bizdeki gibi işte temel analizi değil mi? Evet. Hani temel analizine baktığın zaman gerçeklikte birebir bağdaşıyor mu? İlla ki bağdaşan vardır. Yapay zekaya yatırım yapanlar vardır. Blok Peki, zincire yatırım evet. yapanlar vardır. Ona vardır, buna vardır. Ama ben gördüğüm kadarıyla Ethereum dışında hı hı. o adamı da beğenmiyorum gerçi Ethereum'un sahibi e, Rus bir çok, çok yani bakın o güven <laughs> vermiyor. Evet, evet öyle bir <laughs> Çok olmuş. böyle bir hani e, içine kapanık çok böyle bakır zaman mahrur birisi ama hı hı. hani onun dışında o da şeyden dolayı yani dominansından dolayı yani şu anda almış olduğu paydan dolayı hı hı. çok güven vermiyor. Ha Bitcoin 70 bin doları geçti şu anda işte eğer kapanış ikinci altsı yaparsa muhtemelen 100 binlere doğru gidecek 80 bin doları geçtikten sonra hı hı. eğer orada e, insanlar artık 100 bin dolar yolculuğu başladığına emin olursa hı hı. işte altcoin rallisi de. Ethereum öncülüğünde başlayabilir. başlayabilir. Orada da işte Ethereum fiyatları muhtemelen 3700-4000 doları geçtikten sonra işte Bitcoin değer 100.000 doları aşması sınırında Ethereum'da da biz 5000-7000 dolar bandı düşebiliriz. Dolayısıyla ben hani eğer illa ya Murat bir altcoin almak istiyorum dersen ben Ethereum öneririm ama onu da Bitcoin bir şu Topladıktan sonra ne zaman kalkar diye soracak olursan Bitcoin artık 80'lere gelirse hı hı. orada insanlar artık hani bakıldığında 80, bir rahatlar artı yani o kadar esnaş. da iştah olmaz artık hı hı. aşağılardan ne alabiliriz evet. kaygısı olur orada da Ethereum gider. Yoksa diğer bir sürü işte AVAX'lar şunlar bunlar var mutlaka iyi coin'lerdir Tabii. mutlaka şeydir hı hı. ama ben bilmediğim şey hakkında yorum yapmak çok istemiyorum. Çok teşekkür ederiz o zaman Bitcoin tarafındaki analizleriniz için de. Son olarak ben bir enerji piyasasına dönmek istiyorum çünkü o da çok sorulan bir soru. Cuma günü az önce değindik Moskova'daki terör örgütünün yaptığı faaliyetler gündemdeyken aslında Rusya-Ukrayna savaşı Başka bir boyuta evrilir mi diye de yine gündemde oldukça merak edilip sorulan bir soru olarak geçiyor. Bir yandan da OPEC Plus tarafındaki üretim kesintilerini takip ediyoruz. <laughs> petrol fiyatlanmalarında da bu yüzden bir hareketlenmeler mevcut ki bu durumda çok uzun sürmedi aslında hareketlenmeler hani OPEC Plus kesintilerinden sonra kısa ve orta vadedeki enerji piyasasına yani petrol tarafındaki gelişmeleri dengeyi nasıl değerlendirirsiniz? Ee, abi orası çok. Biliyorsun petrolü sadece biz petrol olarak konuşamıyoruz evet, maalesef. Evet, Savaşıdır, evet. diplomasisidir. Ee, yani örneğin işte Netanyahu hükümetinin hı hı. ateşkes anlaşması e, gibi bir şey gündeme geldiği için işte bakıldığı zaman daha başka politikalar gütmesine ve petrol fiyatlarının evet. yükselmesine sebep oldu. Biz hep şeyi tartışmıştık. Yani İsrail ile Filistin arasında yaşanan maalesef bu savaş sonrasında, bu sadece İsrail-Filistin Gazze sınırından çıkıp başka topraklara doğru girerse burada petrol fiyatlarına dair geri çekilme beklentilerim azalır. Nitekim öyle oldu biliyorsun Yemen'de, evet. Mısır'da, Pakistan'da birçok noktada bir savaşın cephe değiştirdiğini ve genişlettiğini maalesef şahit oluyoruz. Dolayısıyla 3. Dünya Savaşı'nda mıyız değil miyiz, bilmiyoruz ama şu anda dünyanın bir savaş içerisinde olduğu aşikar. Ya, 3. Dünya Savaşı demişsin ya da dememişsin. Bu çok önemli değil. Tabii Her misin? an başka bir noktada başka bir savaşın maalesef olma riskine taşıyoruz ve korkusunu taşıyorum ben açısı Hafta sonu olduğu zaman biliyorsun Rusya'daki o terör saldırısından sonra daha öncesinde Macron'un açıklamaları işte Polonya'nın Düşen füzenin aslında Ukrayna sınırından kendi bölgesine gelip sonrasında Ukrayna'da ve düştüğüne dair açıklamaları her an sanki bir NATO üyesi ülkeye Rusya'nın bir saldırısı olabilme ihtimalini artırıyor Ki son dönemde biliyorsun İsveç ve Finlandiya gibi aslında onun, onun eylemiş eleğini asmış olan ülkelerin bile evet. artık bağımsızlık ilan eden ülkelerin bile, NATO'ya üye olması ve kendi sınırlarını Rusya tehdidine karşı koruma isteği var ki son dönemde Sayın Fidan da özellikle nükleer tehditlerine evet. karşı Rusya'nın bir açıklama yapmıştı. Dolayısıyla. Bu kadar büyük bir riskin olduğu coğrafyada, bu kadar petrolün de yoğun olarak çıkarıldığı bu coğrafyada ben petrol fiyatlarının bundan sonra çok aşağı gelebileceğini düşünmüyorum Müşra. Son dönemde Rusya biliyorsun petrol arzını kısarak petrol fiyatlarını yükseltme çabası çünkü gelirleri azalıyor. Yani bakma hani ekonomik yaptırımlar Rusya'ya sonuç verdi mi vermedi mi bence gayet veriyor ki hı hı. Rusya'da bu adımları bir taraftan da atmaya itiyor. Biz hani dolar ruble paritesine bakarak bak işte kardeşim Rusya Ukrayna savaşında Rusya hiç etkilenmedi diyoruz ama Rusya'da dolar çekme kısıtları var. Yani gidip ATM'den para çekemiyorsunuz. Orada kambiyo rejimi uygulanıyor. Şu anda kapalı ekonomik koşullar dolayısıyla biz dolar rublenin ne kadar olduğunu gerçekten bilemiyoruz. Tıpkı bizde dolar Türk Lirası fiyatının şu an serbest piyasa ekonomisinde nasıl buna rağmen bilemiyorsak Rus savaş ortamında bilemeyiz. Dolayısıyla Genel okuduğum raporlarda petrol fiyatlarının 100 dolar ve üzerine gitme ihtimali var Büşra. Hı hı. Ki bu fiyatları bile çok pahalı. Biz pandemiden önce kaç dolarları konuşuyorduk varil başına? 45-50 evet dolar, 60 ki. dolar. Elin Hatta bir ara eksi varilleri değil mi? Düşmüştük. CMI'de petrol kontratlarında evet, eksi eksik eksi taraflardaydık. Şimdi böyle olduğu zaman Türkiye gibi ve bütün dünya ülkeleri harun hı hı. şu anda enerji noktasında nasıl dengelebilir bunu düşünüyor. Almanya biliyorsun Katar'da işte anlaşmalar imzalamaya çalışıyor. Avrupa Allah'tan kışı biraz daha hafif atlattı diye orayı geçirdiler ama hı, hı. önümüzdeki dönemde ben petrolün ve doğalgazın daha da kritik öneme sahip olacağı düşünüyorum. Dolayısıyla petrolle ilgili valla yani 80 doların Nymex'te batı Amerikan tipi petrolde ve Brent tarafında da 80 doların, diğerinde de 75 doların çok aşağıda kalıcı bir fiyatlama beklemiyorum. Hatta üzerine çıkmasını bekliyorum. Muhtemelen Brent petrol 90 dolar üzerinde bir fiyatlama olacaktır hı hı. ve Amerikan tipi petrolde de ben açısı 85-90 dolar arasında bir fiyatlamayı bekliyorum. <laughs> diyoruz. O zaman buradan şimdi birazcık yurt tarafa dönelim. Emtia tarafını bu şekilde konuştuktan sonra Merkez Bankası'nın sürpriz niteliğindeki faiz artımına isterseniz önce bir Bence dinleyelim. Az önce miydi? Yani bana oldukça bir sürpriz oldu, beklemediğim zaman. bir karardı. Evet. E, aslında ben sizin de sene kadar sürpriz oldu diye merak ediyorum diye olmadı. soracaktım. Ben bekliyordum. E, peki metinde dikkatinizi çeken herhangi vurgulayıcı, diğer e, kurul metinlerine göre evet burası dikkatimi çekti dediğiniz bir nokta var mı? Hani sürpriz olmadığını söylediniz, beklediğinizi evet. söylediniz. Nasıl değerlendirirsiniz? Valla biz sabah e, 7'de Hı -hı. sevgili Nuran Çal'da, tıpkı sevgili Büşra'yla olduğu gibi böyle güzel <laughs> evet. bir ekonomi bülteni hazırlıyoruz ve orada... Uzun uza diye konuşuyoruz Büşra'cığım evet. ve biz orada, ben orada da Nuran beklemiyordu senin gibi. Ben hı hı. hani 250 en az, 500 en fazla bekliyorum dedim. Bu beklentimi söylerken de şuna temellendirdim. Yani belli ki kur, enflasyon ve finansal davranışlarının bozulması ekonomi yönetimini rahatsız ediyor. Hı hı. Ve ekonomi yönetimi buna rağmen bu doların gidişatının, ee, bu adımlara rağmen ki son dönemde biliyorsun kredi kartına nakit avansla ilgili adımlar geldi. Evet. Sayın Şimşek kamuda alımları biliyorsun durdurdu. Hala ona rağmen dolar yukarı gidiyorsa hı hı. dedim ki burada artık seçim öncesi Merkez Bankası'nın en önemli sınavı. Neden? Bir kere Merkez Bankası'nın kredibilitesi oldukça düşük seviyeye gelmişti. Sayın Bakan Nebati Dönemi'nin hem politikalar hem de Sayın Cumhurbaşkanı'nın eksi biliyorsun negatif faiz izlemesinden evet. dolayı. Şimdi böyle bir ortamda, şimdi sen seçime götür giden bir ülkede ben buradayım, bağımsızım, kredibilitemi yükseltmek istiyorum için en önemli fırsat nedir? Seçim öncesi bu adım atman. Ya yani ben birazcık şerli komşuluk yaptım. Yani <laughs> hani şey hani genel havayı kokladım. Bir taraftan da yabancıların 500 bas puan bu kadar faiz artırımı ile ilgili Hı -hı. konuşmaları belli ki Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi e, fon ararken, batıyla bu iletişimi kurarken biliyorsun yabancı arayışlarda... Hı -hı. Enflasyonla ilgili e, ve bu anlamda gerekirse ne yapılır noktasında sözler verildiğini de görmüş olduk. Evet. E şimdi böyle bir şey varken yani sen hala kredi kartı ile ilgili düzenleme ya da nakit avansıyla ilgili düzenleme yapmasına rağmen insana gidip de 1 trilyon dolar, 1 trilyon lira kredi kartından harcama yapıyorsa bunun önüne geçemezsin enflasyonun. Orada çok daha güçlü bir mesaj Hı ve için. seçim öncesi evet. atman lazım. Dolayısıyla ben bu adımı hiç sürpriz saymadım. Ancak... Yeter mi? Devam mı? O noktada çok, e, ilk başta şey demiştim yani Merkez Bankası bunu yaptıysa bu saatten sonra dolar aşağı gelmeye devam eder. Evet yine dolar, ben bu saatten sonra dolara çok dokunmam. Hı hı. Yani gitse gitse 35'e gider ki Emre Akin de onu yazmıştı bugün. Ama burada sıkıntı şu, TÜİK bizden enflasyon rakamlarını açıklarken şöyle bir hatayı zaten ilk başta yaptı. Siz ne, siz algıladığınız enflasyon başka benim enflasyonun başkadesi. Evet. Böyle bir şey sen açıklarsan herkes üzerine enflasyon der ki ha o zaman bu enflasyon üzerinde çok daha büyük bir enflasyon var. Bu makyajlanmış bir enflasyon. Dolayısıyla ben resmi kurlara ve resmi enflasyona neden inanayım der. Demezler mi? Olgu Tabii ya. Ki, evet. İşte şimdi böyle bir ortamda şimdi Merkez Bankası %36 enflasyon tahmini zaten biz çok çok iyimser. Hatta Sayın Cevdet Akçay oksimoron tartışmasını yapmıştık ki öyle olacağını da iddia etmiştik. Nitekim öyle oldu. %36 enflasyon Merkez Bankası'nın tutturması imkansız. Şimdi Merkez Bankası şu anda gerçekten piyasa beklentileri doğrultusunda bir enflasyon oranında yakınsayan bir faiz artırdı mı? Onda da çok ciddi soru işaretleri var. Çünkü eğer eğer TÜİK hala diyorsa sizin algıladığınız enflasyon başka, benim açıkladığım enflasyon başka diyorsa %50'nin üzerinde de bir enflasyon olma olasılığı var birincisi. Evet. İkincisi Merkez Bankası'nın son 5 haftada rezervleri hala erimeye neden devam ediyor? Biz faizi arttırdığımız halde neden insanlar dolar alıyor ki Merkez Bankası dolar rezervlerinden satarak doları durdurmaya çalışıyor? Demek ki burada enflasyon noktasında hala endişelerin devam ettiğini görüyoruz. İki, üçüncü çekincem. Döviz bürolarında doların gerçek fiyatıyla ben Merkez Bankası'nın son faiz artımdan sonra Büşra kapanacağını ümit etmiştim hı hı. yani işte döviz bürosuna gittiğin zaman şu andaki dolar fiyatıyla Merkez Bank bizim hani ekranda veriyoruz izleyicilerimize evet. yani şey diyebilirsiniz bu ekrandaki fiyata bakıp da gidip dolar talep etmeyin döviz bürosunda size başka bir makaslan verecekler bunun devam etmesinde şunu gördüm Merkez Bankası evet büyük bir adım attı kredibiliteyi sağlayabilmek adına. Ama bu kredibiliteyi sağlamak için atmış olduğu bu büyük adım dolar talebinin önüne geçmedi endişem var. İkincisi enflasyonu yönetmekten ziyade rezervlerin erimenin önüne geçmek için mi bu adımı attı? Bu ikisi çok önemli şeyler. Yani sen rezerv erimenin önüne geçmek için faiz artırıyorsan enflasyonu demek ki enflasyon oranı kadar arttırmamışsın demek oluyor. Bu da hala enflasyonun gidecek bir noktası var. Ve dördüncü risk. Yayın başından beri tartışıyoruz. Hı hı. Kakao fiyatı yok, kauçuk fiyatı yok, odun fiyatı yok, bilmem ne fiyatı. Bu kadar çok fiyat artarken biz gıda noktasında dünyanın en büyük gıda enflasyonu yaşayan ülkeyken yüzde 80 yaşıyoruz biliyorsunuz. Tabii ki. Evet. En yakın rakibimiz İzlanda. İzlanda yani. Hadi. en çok hisseden ülkelerden birisiyiz. Yani İzlanda ikliminde bıraktı biz İzlanda'nın altında olam ama İzlanda bile %25-30 gıda enflasyonu yaşarken iklimine rağmen biz %80 enflasyon yaşıyoruz gıda noktası. Şimdi böyle bir noktada Merkez Bankası'nın bu %50 enflasyon noktası biraz kafam karışık. Bunu da nereden anlıyoruz biliyor musun bir Mevduat faizlerine baktık %55. Hı hı ki mevduatta biliyorsun çok vermezler yani evet. enflasyonun altında olur genelde. <laughs> %55 kredi ihtiyaç kredisi faizine baktık yıllık %75. Orada makas 20 puan. Bu 20 puan makas neden biliyor musun? Bankalar elden aldığını 70 taneye satıyor. Hala her Türk desem çok riskli enflasyon noktasında ciddi bir soru işareti var. E özetle hani bir toparlayacak olursak evet Merkez Bankası bu ben burada mesajını seçim öncesi çok güçlü Hı -hı. bir şekilde vermiştir. Evet. Hı -hı. Bu önemli bir kısımda Türk lirası mevduat oranlarını artacaktır. Evet, borsada hı hı. bir miktar yönelimleri azaltıp bir miktar daha TL mevduatına geçecektir. Ama enflasyon bizim ve Türkiye'nin açıklamış olduğunun hı hı. çok çok üzerinde olmaya devam ettiyse, vatandaş da bunu bilir zaten ve ona göre pozisyonunu alır. Bizim vatandaşımız biliyorsun doları ve altını nasıl alacağını çok iyi biliyor. Evet. Piyasada evet. Merkez Bankası'nın faizinden ziyade daha büyük bir faiz artışında beklemeye devam eder. Ben böyle bir riskin ön plana çıkabileceğini düşünüyorum. Peki az önce şimdi e, konuştuk, bahsettiğiniz Seçim öncesi artan döviz talebi nedeniyle de son 4 haftadır ciddi oranda yani 20 milyar dolar kadar bir rezerv yakımı gerçekleşti. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Şimdi bu kadar e, rezerv yakımı gerçekleştikten sonra evet böyle bir sürpriz bir hamle yaptık. Hani genel algıyla söylüyorum. Biraz gecikmiş mi, geç mi kalmış olduk diye soracağım ama yani madem böyle bir hamle olacaktı e, Öyleyse neden 20 milyar dolarlık e, bir rezerv yakımı gerçekleşmesine izin verdik. Veya bu faiz artırımıyla birlikte önümüzdeki süreçte rezervlerde bir düzelme toparlanma yukarı yönlü bir revize bekliyor musunuz? Herkes bu sorunun cevabını arıyor. Kimse de bilmiyor açıkçası Büşra'cığım. Yani bunu, <gülüyor> <gülüyor> eğer cevabını bulursan hani bu hayatın anlamını aramak gibi bir şey. Yani... Biz neden hani oraya gelene kadar biz diye faiz indirdik yani Tabii ki. bu yüzde yirmi ile başlamış olduğumuz faiz enflasyon oranında neden piyasanın gözüne baka baka tam tersini yaptık ve bu insanları fakirleştirdik en başta bunun yanıtını Sayın Bakan Nebati'nin vermesi gerekiyor yani evet. Türkiye'de maalesef evet yani enflasyon ve yabancı yatırımcı yabancı yatırımcı gelir mi gelir gelir Hı -hı. ama nasıl gelir? Yani bir seçimlerden sonra büyük bir algı var. Yabancı yatırımcının geleceğine dair büyük bir beklenti var. Yabancı gelir. Yani sıkıntı evet. değil. Yabancı kısa vadede de gelir, uzun vadede de gelir. Sayın Cumhurbaşkanı o kadar temasları var. ki gelir. Tabii. Ama önemli olan biz artık şu enflasyon belasından tek haneli enflasyon altına gelmek ve kalıcı enflasyonu sağlamak ve ikincisi yabancı yatırımların hı hı. uzun vadeli olmasını sağlamak. Ülkemizde en azından orta gelir tekrar kalkındırarak Cini ve Lorenz katsayısı da gördüğümüz gibi gelir adaletsizliğini tekrar bir miktar daha yukarı çekebilerek adalet sağlamak hı hı. için en başına bu ülkede demokrasi ve hukukun önceliğinin olması, olması gerekiyor. Böyle ekonomi yönetimleri birisi gelip de faizi indirerek bilmem ne yaparak tam tersi sonrasında başka bir politika güderek evet. bu ülkede ekonomi rayına oturmaz. Biz hep ne tartışıyoruz? Yapısal reformları tartışıyoruz. Yok tarımda reform yapmaya tartışıyoruz. Yok sera reformu tartışıyoruz. Yok işte çiftçiyi kalkındırmaya çalışıyoruz. Ama e, yani kağıt üzerinde her şey mükemmel. Evet. Tıpkı deprem öncesinde maalesef yaşamış olduğumuz o felakette mevzuata baktığın zaman bütün depreme dayanıklı konutlar hepsi dayanıklı. Hepsi, hepsi mevzuata kılıfını uydurulmuş. Ya yani bu ülkede bir kere en başında sen ülke risk primini ve aynı zamanda e, dolarını ve enflasyonu doğru düzgün aşağı çekebilmek için bu demokrasiyi sağlayabilmen gerekiyor. İkincisi e, yerli ve milli üretimi gerçek anlamda sen hı hı. sağlarsan zaten gıda fiyatları da dünyada o kadar çok etkilenmez. Bakıldığı zaman e, dolara da bu kadar çok aslında faizle bu kadar çok hasta olmaz. Yani şöyle söyleyeyim ben sana Büşra'cığım ülkedeki üretilen tüketilen her şeyleri sen üretebildikten sonra isterse faizin %100 olsun isterse sıfır olsun. Kim <laughs> umurunda olur ki? Yani çünkü bir ara mal ya da dolara ihtiyacın olmuyor. Kendin üretip kendin sofrana koyabiliyorsun. Dolayısıyla bizde ülkemizde hep tartışmalar böyle bir dolar üzerinden faiz lobisi, dolar lobisi üzerinden gittiği için sığ ve hiçbir yere varamadığımız ve siyasetçilerin de bunu sürekli olarak vatandaş tezinde malzeme olarak kullandığı bir noktaya geliyor. %4 büyüdük, yüzde beş büyüdük. Neye büyüdük, kime büyüdük ne ve niçin büyüdük? Kime göre, büyüdük. neye göre. Evet. Neye göre yani <laughs> refahım arttı mı, orta gelir arttı mı? Kalkınarak mı büyüdük yoksa gerçekten de istihdam sağlayarak mı büyüdük? İşsizlik rakamlarına bakıyoruz, hizmet sektörü almış başına giriyor. Yani hangimiz bu ülkede gençlerimiz, üniversite mezunu olan gençlerimizin yüzde kaçı hizmet sektöründe çalışıyor? Veya yüzde kaçı mavi yakalı işlerde çalışıyor? Şimdi bu insanları sen umutsuz yapıp bir miktar daha... Ee, ekonominin de devre dışı bırakırsan burada çok sağlıklı bir büyümeden bahsedemiyoruz. Şimdi o yüzden doları burada konuşurken bunlar sağlandığı zaman emin Hı -hı. ol ki dolar zaten kendinden aşağı gelmiş. Bir de şu şey noktasından artık kaçırmak gerekiyor. İhracatçıyı destekleyelim. Yok işte yani hep birilerine bir rant sağlamak Hı -hı. üzerine bir ekonomi politikası oluşturulmaz. Ekonomide şeffaf ve e, sen e, piyasada gerçekçi bir noktada datalarına, tüm verilerine ve politikalarına şeffaf, transparan politikalar ürettikten sonra zaten ihracatçı da önünü görecek değil mi? Yani Peki, evet. onun için avantajlı kur vermene gerek yok. Niye verelim ki ihracatçı avantajlı kur? Vatandaş için de avantajlı bir kur vermeye gerek yok. Kur nedir? Kuru sen zaten kur bir sonuçtur. Hı -hı. Sen doğru politikaları attıktan sonra kur bir yere gelmiştir, faiz bir yere gelmiştir ve piyasalarda farklı faizler ve farklı dolar fiyatı yoktur. Vatandaş ya da şirkete der ki: "Kardeşim ben bugün yatırım yapacağım zaman dolar kuru, forward kuru bu, borçlanacağım zaman Hı -hı. ya da kredi çekmek istersem dolar faizi budur, TL faizi budur." Önüne bakar ve işini yapar. Ama bugün ihracatçı için aman faiz şöyle olsun yok dolar bu şekilde olsun dersen işte orada hesaplar kitaplar karışır. Dolar aşağı gelmeye çalışırken bu sefer de ne soru yorumları geliyor? İhracatçı, ihracatçı için avantajlı kur ortadan mı kalktı? Vallahi Türkiye 30 kaç olduk? 32 lira oldu Dolar kaç senedir artıyor? Türkiye'de ihracat patlaması oldu, dolar patlaması oldu, rezervlerimiz patladı. Bizim haberimiz mi yok? Yani Nasıl bir avantaj sağladık ki ihracatçıya şu anda? Hatta emin ol ki ihracatçı da bundan varyansı ediyor. Çünkü birincisi istihdam maliyetleri yükseliyor. Yani bir işçi için bugün konuştuk bir döner ustası 41 bin TL'den işe giriyor. Evet. Bir kurye 40 bin liranın üzerinde. Şimdi istihdam maliyetleri ara elemanlarda bile maliyetler bu noktaya gelmişken ihracatçı burada kur avantajı ya da başka bir şey istediğini zannetmiyorum. Öncelikle bir önümüzü görelim. Gerçek bir dolar ve kredi faizi olsun ve istihdam maliyetleri düşsün deniliyor. Yani böyle bir noktada ihracatçı önünü göremez. Dolayısıyla bizim acil olarak enflasyon ve tüm datalarda ve Merkez Bankası'nın da aynı şekilde burada çok önüne ödev düşüyor. Şeffaf ve gerçekçi politikaları ve toplumdan gizlemeden bunu açıklamak lazım. Biz Merkez Bankası şu anda neden parasal genişleme yaptı? Niçin yaptı? Bunun açıklamasını bekliyoruz. Evet. Normalde Merkez Bankası bunu yapması gerekirken hiçbir Merkez Bankası FED dışında hı hı. gördüğüm kadarıyla yapmıyorlar. Zaten bu yüzden Bitcoin ortaya çıktı. Merkez bankaları hesap vermediği için. Yani bir taraftan biz faizi indirirken işte enflasyonu önlemeye çalıştık. Bir taraftan dolar yukarı gidiyor. Bir taraftan da Merkez Bankası hala PPK toplantılarında Sayın Kavcıoğlu döneminde ihracatı artırma noktasında temennileri dile getiriyorlardı. Yani böyle olursa Merkez Bankası'nın o kaybettiği güveni biz hemen bir toplantıda da yani 500 bas puan artırdı diye yapmak da çok zor bir Yani biraz de, daha da adım atması Hı -hı. gerekiyor. Çok güzel açıklık getirdiniz. Gerçekten sorumun cevabını fazlasıyla güzel bir şekilde aldım. Bu arada Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verilerini bildiğiniz gibi her ayın 3'ünde açıklıyor. Mart ayı enflasyon rakamları da 3 Nisan 2024 tarihinde yine kamuoyuyla paylaşılacak diyelim. Ne zaman paylaşılacak 3 Nisan, Nisan 2024 hemen seçimden Nisan. Evet, sonra 3. Nisan yani. tarihinde seçimden hemen sonraki hafta içinde karşılayacağız. Şimdi Borsa İstanbul tarafına kısaca geçeceğim ama onun öncesinde de yine küresel taraftan yapay zeka ile ilgili şirketler hakkında çok kısaca bir konuşmak istiyorum. Hmm. Çünkü yapay zeka ilişki şirketlerin götürdüğü bir endeks gerçeği mevcut başta Nvidia olmak üzere ya da Muhteşem Yedili gibi ki bu konuyu sizle beraber geçmiş zamanda yapmış olduğumuz programda da yine finansal açıdan değerlemesini yapmıştık. Şimdi yapay zekanın insanların işini gücünü devralmasıyla birlikte kanlı canlı insanların e, gücünü devralmasıyla birlikte yüksek teknoloji şirketlerindeki istihdam kaybı da söz konusu. Her ne kadar istihdam hani bu durum yansır ya da yansımaz bilinmez ama tabii ki şunu da belirtelim yaratılan yani ortaya çıkan işin kalitesini göz ardı etmemek gerekiyor yapay zeka tarafından yapılan gerçekleştirilen iş tarafı. Aynen. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Hem Amerikan endekslerindeki teknoloji şirketlerinin öncülüğündeki bu yükselişi hem de yine istihdam piyasasındaki e, değişen istihdam formasyon tarafını? Ben açısı Nvidia'nın, Apple'ın Microsoft'un, Google hı hı. gitmesinde yani bir haksız sebep görmüyorum. Evet. Çünkü yapay zekanın ne, nasıl evleneceğini bilmiyoruz. Daha kuantum bilgisayarları belki 2026'da belki konu 2030'da konuşacağız evet. ama burada çok büyük yatırımlar ve çok büyük bir dünya dönüşümü var. Dolayısıyla bunların gitmesinde herhangi bir tartışma hı hı. Ol, o, o, görmüyorum. Burada risk ne biliyor musun? Buradaki hisselerdeki büyük yatırımlar ve bu şirketler trilyonlarca dolar yatırım yapıyor biliyorsun evet, ve dünya, dünya başka bir şey yapıyor evet hı hı. yani adeta dünya reset atılıyor. Ama bizim borsa İstanbul'daki teknoloji firmaları bu kadar büyük yatırımlar ve teknoloji bulundurmadan nasıl gidiyor? İşte bu bir balon etkisi tıpkı borsada da olduğu gibi. Yer evet. borsalarda da teknoloji firmalarının bu anlamda gitmesi bir dotcom krizi gibi bir balon yaratır mı riskin taşıyor. Dolayısıyla ben hani büyük teknoloji firmalarının gitmesinden ziyade hı hı. o coşkuya katılan başka gelişmekte olan ülkelerin bu kadar büyük teknoloji bulundurmadan teknoloji hissesi adı altında gitmeleri riskine hı hı. biraz daha önemli görüyorum. Bugün Borsa Eder'de bir izleyicimiz sormuş bir evet, tabii yapalım. tabii borsa tarafına da kısaca bir değinelim. Pazar günü seçim var. Seçimden dolayı testere piyasasının devamı için hep söylemiştik. 8700, üst tarafta 9300 puan. Yukarı Hı -hı. gidişat çok sınırlı gibi gözüküyor. Bu tartışmada ben Borsa İstanbul'un seçime kadar çok bir fiyatlama renk vereceğini düşünmüyorum. Ama seçim sonrası oluşacak tablo İBB'de e, muhalefet gelirse ne olacak, iktidar gelirse ne olacak. Örneğin Sayın İmamoğlu kazandığı zaman orada dem oyları, Kürt seçmenin oylarına kadar olacak. Tüm bunlar hepsi etkileyecek. O yüzden seçim sonrası bir daha konuşmak lazım. Önümüzdeki hafta için daha belirleyici ve Aynen. karar noktasında açıklayıcı bir Borsa İstanbul tarafı da göreceğiz. göreceğiz. Değerli yorumlarınız, analizleriniz için çok teşekkür ben ederiz. Şirketim, e, sabahımızı Ağzına, güzelleştirdiniz. izleyicilerimiz adına, kendim adına ve yatırımcılar adına teşekkür ediyorum ben teşekkür sizlere. Ederiz, sağ olun. Evet efendim, Beklenti Raporu programının bugünlük sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yani yine aynı saatte görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın, hoşçakalın.